Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün... Ama biz nasıl böyle video çekeceğiz? Ha? Sen de mi çekeceksin? Sen de mi cevaplayacaksın bu soruları? Ho 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 ho. Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizlerin bana sormuş olduğu Harry Potter bu mu şu mu sorularını cevaplayacağım. Bu seriyi çok seviyorum ve çekmeyeli çok uzun zaman oldu. Bayağıdır çekmedim. Geçenlerde Instagram'dan bana Harry Potter bu mu şu mu soruları sormanızı istedim. Soruları Umut seçti kameranın arkasında. Merhaba Umut. Merhaba. Ne hırlıyorsun, ne hırlıyorsun? Tonks da burada. Birlikte şimdi Harry Potter bu mu şu mu sorularınızı cevaplayacağım. İlk soruyla başlayalım. Öncelikle soruları seçmek çok zor oldu. Neden? Çünkü cevabı asla bilemeyeceğin, asla cevaplayamayacağın sorular vardı. Mesela koleksiyonunun yanması mı yoksa Rowling'in arkadaşın olması mı gibi sorular. O yüzden başlayalım sorulara. Başlayalım. Bakalım, merak ediyorum soruları. Bir günlüğüne Harry Potter olmak mı yoksa ömür boyu sıradan bir büyücü olmak? Ömür boyu sıradan bir büyücü olmak. Çünkü yani bir gününe Harry Potter olacağım, ne olacak yani? Ömür boyu sıradan büyücü olurum en azından. Bir de Harry Potter olmak dertli yani. Git Hortkuluk'a, Voldemort'un peşinde, anan baban ölmüş. Quidditch Dünya Kupası'na katılmak mı? Üç büyücü turnuvasına katılmak mı? Şimdi Quidditch Dünya Kupası'nda birçok Quidditch oyuncusu var. Ama üç büyücü turnuvasında hem daha az kişi katılıyor hem daha bireysel bir şey. Bir de sonsuz şöhret var sonunda yani. Şimdi Quidditch kazanacağım da ne olacak? O yüzden üç büyücü turnuvasına katılmak derdim. Savaş sırasında Sirius'u diriltmek için McGonagall'ı öldürmek mi? James'i diriltmek için Hermione'yi öldürmek mi? Bir daha oku. Savaş sırasında Sirius'u diriltmek için McGonagall'ı Dur. öldürmek mi? Sirius'u dirilteceğim, McGonagall'ı öldüreceğim. James'i diriltmek için Hermione'yi öldürmek mi? Şimdi Sirius'la James bence çok eşdeğer. O yüzden onları aynı kabul ediyorum. Hermione'yi mi öldürürdüm, McGonagall'ı mı öldürürdüm? McGonagall'ı öldürürdüm herhalde. Daha yaşlı çünkü. Böyle şeylerde daha genci korursun ya. Hermione'nin daha o yolu çok açık. Yaşayacağını yaşamıştır biraz. McGonagall yaşayacağını yaşamıştır. Fox mı? Hedwig mi? Şimdi Hedwig aşırı seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum Hedwig'i. Ama Fawkes da çok büyülü bir yaratık. Sanırım Fawkes çünkü çok fazla özelliği var. Bir yerim yaralanırsa onu tedavi edebilir, ağır yükler taşıyabiliyor falan. Seride Ron'u canlandırmak mı isterdin, Malfoy mu? Şimdi ilk başta Ron daha mantıklı geliyor aslında. Ama Ron hep ikinci kişi oluyor, anladın mı? Hikayede hep öteki, diğeri, yanındaki, Harry'nin yanındaki, Hermione'nin yanındaki. O yüzden hep ikinci kişi Ron. Ama Malfoy kötü çocuk direkt, anladın mı? Tam kötü değil Malfoy. Malfoy kötü demiyorum ama serinin kötü çocuğu sonuçta. O yüzden Malfoy'u seçerdim sanırım. Karagöl görevine mi katılmak Kupam nasıl? Kupama bakın! Kim 500 Galyon ister kupası yaptırdım kendime. İzliyorsunuzdur umarım. Karagöl görevine katılmak mı isterdin, labirent görevine mi? Ben labirentleri hiç sevmem. Çok böyle sıkışmış hissediyorum kendimi labirentlerin içinde. O yüzden mesela kitapta o kısmı okurken, filmde o kısımda falan böyle içim hep böyle bir şey olur, böyle olur böyle. Ama Karagöl'de olmak da işte sevdiğini kurtarmak zorundasın, bir şey yapıyorsun, yaratıklar var, su altındasın. O daha beter. O yüzden labirentte olmayı tercih ederdim. Çünkü en azından tek başınaysın, bireyselsin, birinin sorumluluğu yok üzerinde. O yüzden labirentte olmak. Malfoy'lardan Draco ile mi tanışmak isterdin, Lucius'la mı? Draco ile mi tanışmak isterdim, Lucius'la mı? Şimdi Lucius Malfoy'u canlandıran oyuncuyu aşırı seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Çok da havalı yani. Aşırı havalı. Şöyle bir asası olan büyücü nasıl havalı olmasın? Ama Malfoy da Draco yani. Bizim küçük Draco'muz. Draco Malfoy ile tanışmak isterdim. Ama ikisiyle de tanışmak isterdim ama Draco. Dumbledore'un sana Ozan Biddle'ın hikayelerini bırakmasını mı isterdin, Püfür'ü mü? Tabii ki püfür. Ozan Bilgin hikaye. Aman. Git kütüphaneye oku. Ne yapacağım yani? Ben Hermione'nin yerinde olsam mesela aşırı sinirlenirdim. Düşünsene. Birine püfür bırakıyor. Birine Gryffindor'un kılıcını bırakıyor. Bana gelmiş kitap bırakıyor. Grindelwald'un gençliği mi daha yakışıklı, Tom Riddle'ın mı? Şimdi filmdekini düşünürsek bence Tom Riddle'ınki çok daha yakışıklı. Yani Tom Riddle aşırı yakışıklı. Ama kitapta anlatılan kadarıyla da
Grindelwald çok yakışıklı yani. Kitapta Grindelwald'un yakışıklı olduğu çok anlatılan bir şey. Ama ben gördüğümüz için filme göre cevap vereceğim. Tom Riddle'ın gençliği daha yakışıklı. Çatal dili konuşabilmeyi mi isterdin, Animagus olmayı mı? Animagus olmayı, çatal dili yani okey iki yılanla konuşacağım da yani hayvana dönüşüyorsun, hayvana. Savaşı kazanmak için birini öldürmek zorundasın. Bu kişi Hagrid mi, McGonagall mı? Ama ay. Gözüm doldu, ağlayacağım şimdi. Kıyamıyorum, anladın mı? Yani Hagrid diyeceğim ama asla kıyamıyorum. Diyemiyorum o yüzden. McGonagall'ı seçerdim. Ve çok öldürdüm bugün McGonagall'ı. Hagrid'e aşırı üzüldüm. Bence Hagrid çok üzüldü bir karakter. Adam dev gibi ve hiçbir şey yapmıyor. Kimseye zarar vermiyor. Melek gibi. Gerçekten böyle filler gibi. Ben Hagrid'i fillere çok benzetiyorum. Hani istese herkese zarar verebilir. Her şeyi ezip geçebilir. Ama kimseye yapmıyor. Pamuk gibi bir kalbi var. Habire Harry'e çay yapıyor. Kraliçeye yolluyor falan böyle. McGonagall'ı çok seviyorum. Ya zaten Hagrid'i öldürecektim ama son anda kıyamadım ve McGonagall gitti valla. Piz'in bir hafta boyunca seninle uğraşması mı? Mızmız Myrtle'ın bir hafta peşinden ayrılmaması mı? Sanırım Mızmız Myrtle'ın peşinden ayrılmaması. Çünkü yani Piz sinir bozucu şekilde uğraşıyor. Mızmız Myrtle en azından hayran ve sadece başının etini yiyen, seni seven biri var burada. O yüzden Mızmız Myrtle'ı seçiyorum. Kaymak birası mı, çikolata kurbağalar mı? Şimdi çikolata kurbağanın çok da bir numarası yok, bildiğin çikolata. Ama kartlar var yani, en önemli şey kartlar. Kaymak birası da çok güzel bir içecek, aşırı güzel. Ama ben bir şeyleri biriktirmeyi sevdiğim için sanırım çikolata kurbağalar derdim. Çünkü kartlar çok güzel ya, aşırı güzel. Sirius'u mu geri getirirdin, Lupin'i mi? Sirius'u mu geri getirirdim, Lupin'i mi? Lupin'i geri getirirdim çünkü Lupin'in bir çocuğu var ve geri dönmesine daha çok kişi sevinir. Yani en azından bir çocuk babasız kalmamış olur. Evet, Sirius geri dönse de Harry çok sevinirdi. Ama bence Harry'e bile sorsan Lupin'in geri gelmesini ister Ted babasız kalmasın diye. Ron'la satranç oynamak mı, Hermione ile ders çalışmak mı? Ron'la satranç oynamak. Daha eğlenceli çünkü yani. Hogwarts'ta Filch'in yanında çalışıp kofte olmak mı? Büyücü olup ömrünün sonuna kadar Azkaban'da tutulmak mı? Büyücüysem ve Azkaban'daysam ya ölmek mi? Yani diyorsun ki ölmek mi istiyorsun? Filch mi olmak istiyorsun aslında? Filch olmak isterim. Yani Filch'in yanında kofte olarak çalışmayı tercih ederim. Bir günlüğüne diriltme taşına sahip olmak mı? Görünmezlik pelerinine sahip olmak. Aslında diriltme taşı çok iyi bir obje ama üç kardeşin hikayesinde çok talihsiz bir şekilde anlatılıyor. Öyle olunca da diriltme taşı insanları geriyor, korkutuyor. Beni de geriyor ve korkutuyor. O yüzden görünmezlik pelerinini seçerdim. Çapulcuların filminin yapılması mı yoksa Warner Bros. Stüdyo'da Rowling'le bir gün geçirmek mi? Warner Bros. Stüdyo'da Rowling'le bir gün geçirmek tabii ki. Yani Warner Bros. Stüdyo dünyanın en iyi yeri. Dünya ya yeryüzünde, dünyada, üzerinde yaşadığımız gezegende en iyi nokta yani. Bakın daha iyi bir nokta yok. 31'inde gelecek stüdyo turu videosunda da zaten göreceksiniz bunu. Bir de artı üstüne Rowling var. Yemişim Çapulcular filmini ya. Soruyu değiştirip sorabilir miyim bir tane? Sor. Çapulcuların filminin yapılması mı yoksa bir kafede Rowling'le bir gün geçirmek mi? Bir kafede Rowling'le bir gün geçirmek. Üç büyücü turnuvasını kazanmak mı? Dumbledore'un en sevdiği öğrenci olmak mı? Güzelmiş bu. İkisi de çok avantajlı çünkü. Şimdi Dumbledore okuldaki herkesi seviyor mudur mesela yani? Colin Creevy hakkında ne düşünüyordur Dumbledore yani mesela? Ya Dumbledore beni sevse ne olacak? Sevmese ne olacak? Ama diğerinde sonsuz şöhret var. Galeon da var, para ödülü de var. Ben 3 büyücü turnuvasını kazanmayı tercih ediyorum. Böyle de sattım Dumbledore'u ya. Ha, Dumbledore seni severse filmin çekiliyor. Bak Harry var, Newt var. Ya Dumbledore çok manipülatif biri olduğu için Dumbledore'un beni sevmesi demek aslında Dumbledore'un adamı olmak demek. Bu da çok güzel bir şey. Ben Dumbledore'un favori olmayı seçiyorum. Peter Pettigrew'un baban olmasını yoksa Filch'in baban olmasını? Filch'in babam olması. Yani Peter Pettigrew'dan çok nefret ediyorum çünkü. Filch'ten de çok nefret ediyorum. ama Peter Pettigrew iğrenç birisi.
Filch sadece insanlardan nefret ediyor. Serinin son cümlesinin Harry Dudley'nin merdivende zıplamasıyla uyandı olması mı? Yoksa serinin hiç yazılmamış olması mı? Ya Harry Potter bir rüya çıksaydı da ben derdim ki vay be ne güzel rüya görmüş. O yüzden bence Dudley'nin merdivende zıplaması olan. Umbridge'in oğlu olup en iyi büyücülerden biri olmak mı? Yoksa McGonagall'ın oğlu olup Kofte olmak mı? Çok kötü bak, çok kötü. McGonagall çok güçlü bir büyücü. Ve oğlusun ve Koftis. Yani herkes derdi ki McGonagall'ın oğlu Kofte'ymiş. Umbridge'in oğlusun ve çok iyi bir büyücüsün. Bence bu. Ginny ile evlenmek mi? Umbridge ile evlenmek mi? Ginny'den nefret ediyorum ama sanırım Ginny ile evlenmek. Çünkü hem daha genç hem de yani hangi Ginny? Mesela kitaptaki Ginny ile filmdeki Ginny çok farklı. Ortalamasını alırsak Ginny ile evlenmeyi seçerdim. Maalesef ve maalesef istemeyerek. Harry olup Slytherin olmak mı? Draco olup Gryffindor olmak mı? Harry olup Slytherin olmak, çünkü Draco olup Gryffindor olmak çok zor bir durum olurdu ailesi açısından. Çok dışlanırdı, çok zor zamanlar geçirirdi, çok kötü şeyler yaşardı. Ama Harry Slytherin olmasın, Slytherin olmasın. Aa, Slytherin oldu. Ne yapalım der, Slytherin'de yoluma devam ederdim yani. Türk Quidditch takımının kaptanı olup Dünya Kupası'nı kazanmak mı? Yoksa dünyanın en iyi seherbazı olmak mı? Dünyanın en iyi seherbazı olmak sanırım. Yani Quidditch okey. Kupayı kazanmak falan mı? Dünyanın en iyi seherbazısın yani. Çok iyi bence bu. Harry'nin çocuğu olmak mı? Dumbledore'un çocuğu olmak. Şimdi Harry'nin çocuğu olmak Cursed Child'de anlatılan gibi olması gerekiyor. Cursed Child'ın ne kadar Harry Potter serisinin devamı kabul ederiz etmeyiz o ayrı. Orada anlatılan gibi olur. Ya da olmaz. Benim kafamda öyle değil. Sanırım Dumbledore'un çocuğu olmak. Hayır, Harry'nin çocuğu olmak. Çünkü Harry anne ve babasız büyüyen bir çocuk olarak çocuğunu çok sever bir baba. O yüzden de Harry'nin çocuğu olmak. Neville'ı öldürmek mi? Luna'yı öldürmek mi? Niye habire birilerini öldürüyoruz ya? Neville'ı, Luna'yı öldürmek. Şimdi mesela bugün var ya, ben mesela normal Luna'yı daha çok severim. Ama gidip Luna'yı öldürmek diyorum. Çünkü ve aklıma Neville'ı öldürmek deyince şey geliyor, işte annesini ziyaret etmesi hastanede. Ama Luna ölürse babası çok üzülür. Ben babasını sevmiyorum ya. Luna'yı öldürmek. Gitti Luna. Büyücü olduğunu düşünürsek. Dumbledore'u kurtaracaksın ama büyü gücünden vazgeçeceksin. Ya da büyü gücün sende kalacak ama Harry de ölecek. Yuh. Yani Allah rahmet eylesin. Şimdi büyü gücümü niye vereyim ya? Vermem herhalde. Ben bu soruyu pas geçiyorum. Ginny'yi seriden çıkarıp Harry'i istediğin kişiyle evlendirmek mi? Evet. Sirius'u diriltmek mi? Sirius'u diriltmek sanırım ya. Bugün duygusal bir günümdeyim herhalde. Duygusal kararlar veriyorum hep. Voldemort'un iyi tarafa geçmesini mi isterdin, Bellatrix'in mi? Voldemort'un isterdim. Bellatrix çok kötü birisi. Bellatrix, bakın iddia ediyorum, Voldemort'tan daha kötü bir büyücü. Yani gerçekten kötülük anlamında Voldemort'tan da çok daha kötü. He, ama mesela kötü bir büyücü iyi tarafa geçerse iyi olacak sonuçta. Yo, ama Voldemort daha güçlü. Daha güçlü bir büyücü iyi olmuş olacak. Voldemort'un geçmesini isterdim. Seriye yazan kişi olmak mı? Seriye yazan kişiye ilham kaynağı olmak mı? Örnek veriyorum. Ben Harry Potter'ım. Rowling beni görüyor, diyor ki çok vay be diyor, Harry Potter bunu şey yapayım diyor, Harry Potter hikayesini yazayım diyor. Ya da Harry Potter diye bir şey yaratayım. Tabii ki yazan kişi olmak ya. Yazan kişi olmak. Son karar. Evcil hayvan olarak hangisini almak isterdin? Fare mi, kurbağa mı? İkisini de istemezdim. Birini almak zorunda olacaksam fareyi seçerdim. Kurbağa çok kötü çünkü. Fare de. Kurbağa daha kötü çünkü. Yapış yapış böyle ıslak olacak elin. Düşünsene, baykuş götürebiliyorsun ama yerine fare götürüyorsun. Şimdi parası yok diye fare götürüyor. Ron'u şey yapma şimdi. Umbridge ile akşam yemeği mi yoksa Lupin ile dolunay vakti yürüyüşü mü? Şimdi Lupin ile dolunay vakti yürüyüşü tehlikeli. Umbridge ile akşam yemeği sadece sinir bozucu. O yüzden Umbridge ile akşam yemeği.
Melez Prens mi, Zümrüdü Anka Yoldaşları mı? Kitap olarak mı, film olarak mı? Bu soru önemli. Ama sanırım ikisinde de, iki şekilde de Zümrüdü Anka Yoldaşlığı. Yani film olarak kesin Zümrüdü Anka Yoldaşlığı. Melez Prens serinin en kötü filmi. Kitap olarak Melez Prens'i çok seviyorum. Çok çok bayağı seviyorum. Ama Zümrüdü Anka Yoldaşlığı'nı okurken daha mutlu oluyorum. En kendimi Hogwarts'ta hissettiğim kitap Zümrüdü Anka Yoldaşlığı olabilir. Kitap olarak da bence Zümrüdü Anka Yoldaşlığı. Slytherin olup iyi bir büyücü olmak mı? Yoksa Gryffindor olup sinsi bir büyücü olmak mı? Slytherin olup iyi bir büyücü olmak diyorum. Çünkü yani Slytherin olmakla benim derdim yok. Hatta benim profil fotoğrafım Slytherin cübbesiyle. O yüzden insanlar zaman zaman şey diye yorum yazıyor. Ya bu Gryffindor'um diyor ama kıyafetleri Slytherin. İki günün Azkaban'da geçirmek mi? Yoksa Yasak Orman'da geçirmek mi? Yasak Orman'da geçirmek, çünkü Azkaban'da geçirmek ölümden daha beter. Ama Yasak Orman'da sihirli yaratıklar var. Evet, ölebilirsin. Aragog çıkabilir karşına. Ama ölmeyebilirsin de. Eğlenceli de geçebilir. O yüzden Yasak Orman diyorum. Köpeğin Tonks mu, Nymphadora Tonks mu? Aaa, köpeğim Tonks. Köpeğim, çok seviyorum köpeğimi. Canım köpeğim benim. Kovukta bir akşam yemeği mi, ortak salonda bir akşam yemeği mi? Kovukta bir akşam yemeği, sıcak bir ortam. Ortak salonda akşam yemeği, daha sıcak ve daha güzel yemekler. Ortak salonu tercih ediyorum. Newton bavulu mu, Hermione'nin boncuklu çantası mı? Hangisini koleksiyonda isterdim olarak mı cevaplayayım? Hayır. Hangi büyülü objeyi isterdin? Temelde ikisi de aynı. Hermione çantası daha küçük, daha fonksiyonel olabilir. Newt'in bavulunda kocaman oda var yani. Dünya var. Newt'in bavulu diyorum. Görünmezlik pelerini mi, zaman döndürücü mü? Güzelmiş. Zamanda yolculuk mu, görünmez olmak mı? Ya görünmez olmak bana çok böyle pislik bir şey gibi geliyor, anladın mı? Hep pisliğe kullanılacakmış gibi geliyor. O yüzden zamanda yolculuk da güzel ya. Zaman döndürücü. Görünmezlik pelerini. Maledictus olmak mı, kurt adam olmak mı? Maledictus bir süre sonra sadece yaratık olarak hayatına devam edecek. Ama kurt adam sadece dolunaylarda dönüşüm yaşayacak. Ve iksirle kontrol altına alınabiliyor. O yüzden kurt adam olmak. Rita Skeeter'ın hakkında bir kitap yazması mı? Bir gün boyunca sümüklü böcek kusmak mı? Ben kusmaktan zaten nefret ederim. Kimse sevmez. Ama sümüklü böcek kusmak daha da korkunç bir şey. Yani şuradan kocaman bir tane diye şu kadar yaratık çıkıyor. Yazsın, ne yazarsa yazsın Rita Skeeter hakkında ya. Albus Severus mu, Scorpius mu? Scorpius. Gincici olmak mı, ev cini olmak mı? Gincicüler çok sevimsizler. Yani çok böyle suratsızlar. Ev cini olmak o yüzden. Sürekli acıyan bir yara izi mi, sürekli acıyan bir karanlık işareti? Temelde aynı gibi görünse de biri sürekli kafa başında bir acı, biri sürekli kolunda bir acı. Şimdi şekil olarak ben yara izini tercih ederim. Bayağı tercih ederim hatta yani. Yara izini isterdim ama baş ağrısı çok kötü bir ağrı. O yüzden kolumun ağrısını tercih ederdim. Sürekli acıyan bir karanlık işaret. Slughorn'un iksir dersine girmek mi, yoksa Lupin'in karanlık sanatlara karşı savunma dersine girmek mi? Lupin'in karanlık sanatlara karşı savunma dersine girmek tabii. Ruh emicinin öpücüğü mü, Bellatrix'in sana işkence etmesi mi? Ben ruh emicilerden bayağı korkuyormuşum sanırım. Şu an onu fark ettim. Çünkü ne zaman Azkaban ya da ruh emici geçse direkt öteki şıkkı seçiyorum. Bellatrix, sen korkmuyor musun? Yani ruh emiciden daha çok korkuyorum gerçekten. Bellatrix canını gerçekten çok yakabilir. Ama ruh emicinin öpücüğünü hayal dahi edemiyorum. Hep öyle diyorlar ya, hayal dahi edemezsin. Hayal dahi edemiyorum. Aragog tarafından kovalanmak mı, Basilisk tarafından kovalanmak mı? Şimdi Basilisk daha güçlü, korkutucu ve zarar verebilecek şeyler yapabilir. Ama Aragog çok korkunç, çok korkunç. Çocukları olmasa da çok korkunç. Ben o yüzden Basilisk seçiyorum. Görünmezlik pelerini mi senin olsun, düşünseli mi? Ne kadar çok görünmezlik peleriniyle ilgili soru sorulmuş. Şimdi görünmezlik pelerini evet, çok çok iyi bir şey ve yadigarlardan bir tanesi, çok kullanılabilecek, fonksiyonel bir obje. Ama bence mesela Harry Potter'daki en büyülü objelerden, okey hepsi büyülü ama büyüsü yaratıcı olan objelerden bir tanesi düşünseli. Çünkü anıları şişeleyebilmek çok iyi bir fikir. Yani unutmak resmen insanın laneti. Bu sayede
rüyalarınızı, yaşadığınız mutlu anıları, asla unutmak istemediğiniz anıları daima tekrar tekrar yaşayabiliyorsunuz. Ya bilmiyorum, görünmezlik pelerini çok cazip geliyor. Görünmez olabilmek çok cazip geliyor. Ama ben sanırım düşünselini seçerdim ya. Son soru. Filme ekleyecek olsan Dumbledore'un cenazesini mi eklerdin? Harry'nin son sahnede yara izine dokunmuştun ama. Çok zormuş. Hep derdim ki yani filmlerde bir şey değiştirecek olsam finaldeki Harry'nin yara izine dokunduğu sahneyi eklemek isterdim derdim. Ama Dumbledore'un cenazesinde de çok ağladım. Ve Dumbledore'un cenazesini görmeyi de çok isterdim. Çünkü çağın en büyük büyücüsüne bir veda aslında. Çok zormuş ya. Sanırım Harry'nin yara izine dokunmasını seçeceğim. Çünkü bence seriyi çok iyi özetleyen çok çok küçük bir dokunuş. Benim için çok önemliydi. O yüzden sanırım Harry'nin yara izine dokunmasını seçerdim. Oldukça güzel sorular sormuşsunuz. Ben cevaplarken gerçekten çok eğlendim. Sorduğunuz için size, seçtiği için ve yardımcı olduğu için Umut'a bir kez daha teşekkür ederim. Siz benimle kaç soruya aynı cevap verdiniz? Bunları aşağıda benimle cevaplamayı unutmayın. En farklı cevabım hangisiydi? Hangi cevabıma çok şaşırdınız? Aşağıda yorumlarda buluşalım, sohbet edelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buraya şuraya tıklayarak başka videolarda izlemeyi unutmayın. Gel gel gel, sen de gel. Gel gel köpeğim Tonks, buraya gel. Köpeğim Tonks.